başka polemik konusuna geçelim isterseniz. Futbol. Bu siyasetin dengeleri, siyasette olup bitenler, siyasetin yargı üzerine ve farklı alanlardaki dengeler üzerine iz düşümü diyeyim size, yansıması birçok alanı etkiliyor. Yeşil sahaları da etkiliyor. Dün Fenerbahçe'nin Göztepe'yle maçı vardı. Ve o maç sırasında Fenerbahçe'nin ikinci kez seçilen Fenerbahçe Spor Kulüp Başkanı Ali Koç bakın ne yaşadı. Önce videoyu görelim. Arkadaşlar görüntü yok farkındaysanız. Çok ciddi gerginlik yaşandı o maç sırasında. Gerçekten inanılmaz bir an. Yani her taraf açısından, tüm taraflar açısından inanılmaz bir an bence. Hem bir kulüp başkanı olarak Sayın Ali Koç maç oynanırken aşağı iniyor. Demek ki öyle bir gerginlik var ki ona müdahale etmek istedi acaba nedir? Ve o sırada tribünlerden bir izleyici, kim olduğunu birazdan anlatacağım bütün belgeleriyle, bilgileriyle. Kendisi arkasından itiyor ve bayağı ciddi yere düşüyor. Yani ve insanlar son anda fark ediyorlar. O telaşla, o gerginlik ortamında ve o infial anında üzerinden yürünüp geçilebilir. Başkaları bir anda aşağıya koşabilir. Her şey olabilirdi yani aslına bakarsanız. Her şey olabilirdi ve bir anda bütün tribünler ve saha birbirine girebilirdi. Yani sürekli olarak gerginliğin daha fazla yükseldiği ve yükseltildiği bir gündem içinde böyle işte hayatta kalmaya çalışıyoruz sıradan vatandaşlar olarak diyeyim ben size. Şimdi bu görüntü çok tartışıldı. Ali Koç'a karşı olanlar var, eleştirenler var. Neden maç oynanırken sanki gerginliği daha da artırmak istercesine sahaya iniyor? Bu olacak iş mi diyenler var. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu böyle demiş ve bir açıklama yapmış. Ama kendisine açık destek verenler de var. Önce bu arkadan iten kişi kim? Onu size anlatayım isterseniz. Adı Fatih Özkan. Nereden biliyoruz? Sosyal medyasında birçok paylaşımı var. Tanınan bir isim anladığım kadarıyla. Şu fotoğraflara bakar mısınız ya? Yani şu hale bakın. Fatih Özkan'ın paylaşımları arasında şöyle şeyler var mesela. Sen stadı yakacaksın, güvenlik güçlerini döveceksin, kamu malına, esnafın malına zarar vereceksin. Sonra çıkıp bunlar futbol terörü en ağır cezayı verin diye demeçler vereceksin. Bu ülkede futbol terörü yıllardır İstanbul'da üç büyük denilen futbolu yönetmeye çalışan şerefsizler. Bizler salak değiliz, akıllı olun, bize her yer Trabzon, Bursa, Sakarya, Göztepe, Karşıyaka, Karabük diye bir paylaşımı var. Niye bize her yer Trabzon yazmış bu beyefendi? Çünkü Trabzonluymuş. Şaşırdık mı? Neyse. Trabzonluymuş. İzmir'de yaşıyormuş ama. Sıdıka Rodop diye bir okulda okumuş. Neresi bilmiyorum, bu İzmir'de bir okul herhalde. Sonra da Almanya'ya gitmiş herhalde ya da Avrupa'da bir yere. Üniversitate Spiru Haret'te okumuş. Sonra da belli ki geri dönmüş Göztepe'ye. Ve dün Ali Koç'u iterkenki hali yani yaka paça darmadağın bir vaziyette. Yani bir saniye, şurada bir görüntüsü var, dehşet bir şey. Şu. Bu nedir ya? Gördünüz mü bunu? Şu hale bakın yani. Şu hale bakın yani. Böyle bir şey olabilir mi? Murat diyor ki Koç'a yapılanı bir Beşiktaşlı olarak kınıyorum diyor. Yaşar Kemal de diyor ki Ali Koç Türk futbolunun beka sorunudur diyor. Tam da aynı bizdeki gibi, yani izleyenlerimiz gibi ikiye ayrılmış durumunda zaten kamuoyu da. MHP'nin açık desteği var Ali Koç'a, onu söyleyeyim. Nereden biliyoruz? Birkaç sebebi var. Birincisi, bugün Türk Gün Gazetesi, ki Türk Gün Gazetesi MHP'nin önemli bir yayın organıdır. Türk Gün Gazetesi'nde önemli bir yazı çıktı. Yazan kişi Yıldıray Çiçek, ki kendisi uzun süre
zaten MHP'de danışmanlık vermiş bir isim. Bu gazetenin manşeti, şöyle göstereyim, bakın. Ve sol kolonda saldırgan ev hapsine çarptırıldığının hemen altında bir uzunca bir yazı görüyorsunuz. Daha yakından göstereyim, şu. Sporda sağduyu ve itidal zamanı. Daha da yakından göstereyim, bir saniye, şu. Türk Gün Gazetesi'nde Yıldıray Çiçek'in köşe yazısı, sporda sağduyu itidal zamanı diye bir kolon yazı yazdı. Hem de bunu manşetten ve birinci sayfadan duyurdu. Dediğim gibi Yıldıray Bey iletişimden sorumluydu ve şu anda da Türk Gün Gazetesi'nde önemli bir yazar ve yönetici. Sayın Bahçeli'ye çok yakın, MHP'ye çok yakın bir yayın organından bahsediyoruz. Bugün çıktı bu yazı. Ali Koç'a açık bir destek. Ali Koç bugün Ankara'da bütün siyasi partilerde bir çıkartma yaptı. Daha doğrusu iki siyasi partide. Birincisi CHP'yi ziyaret etti. Özgür Özel'i ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel'in biliyorsunuz sağ ayağında bir kırık var. Kimilerine göre sağ ayağından vurdurulmuş. Böyle şeyler. Evet, bilemiyoruz tabii. Fotoğraflar bunlar. Bunu hem kurumsal olarak Fenerbahçe paylaştı hem de CHP paylaştı. Gördüğünüz üzere gayet yüzler gülüyor. MKYK odasında bir araya gelinmiş. Özgür Özel ev sahipliği yapıyor Ali Koç'a. Ali Koç da son derece mutlu, neşeli. Bütün heyetle birlikte, evet burası, burası bayağı büyük bir salondur. Şöyle göstereyim size. Evet, burası bayağı büyük bir salon. Bütün heyetiyle birlikte Özgür Özel ve Ali Koç ve Erol Bilecik, eski TÜSİAD Başkanı, önemli bir iş adamıdır teknoloji alanında. Aynı zamanda Ali Koç'un yönetim kurulunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Gördüğünüz gibi o da beraber kapıdan karşılanmış, kapıdan uğurlanmış, Özgür Özel'e bir forma hediye edilmiş. Dolayısıyla son derece güzel bir buluşma olmuş anladığım kadarıyla Ankara'da CHP'de Ali Koç ve Fenerbahçe heyetine. Buradan çıktıktan sonra da Ali Koç MHP'yi ziyarete gitti. Türk Gün Gazetesi'ndeki bu yazıya istinaden buna bir teşekkür ziyareti de diyebilirsiniz ama zaten Ali Bey'in Bahçeli'ye olan yakınlığı ilk defa bildiğimiz, öğrendiğimiz bir şey değil. Daha önce de MHP'yi ve Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Zaman zaman telefonda görüştükleri bilinen bir gerçek. Koç ailesi genel olarak milliyetçi çizgide bir ailedir. Atatürk milliyetçiliğini savunan bir aile ve gruptur. Zaten Ankaralı bir kurucusu var. Ankara, Orta Anadolu genel olarak daha milliyetçi köke, Atatürk milliyetçiliğine yakın bir coğrafyadır biliyorsunuz. Dolayısıyla şaşıracak bir şey de yok. Ali Yerlikaya'yı da ziyaret etmişti bu arada, hatırlayacaksınız Ali Koç. Ve yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili kendisine bazı bilgiler ve belgeler aktarmıştı. Dolayısıyla böyle ilginç bir ilişkiler bütünü var aslında orada. Ve bugün hem Bahçeli'yi ziyaret etti, şöyle göstereyim Ali Koç. Evet. Kendisi çıkarken de Sayın Bahçeli kapıya kadar uğurlamış. O görüntüyü de gösterelim. Evet, gördüğünüz üzere görüntüler bu. Ali Bey neden bu ziyaretleri yapıyor? Ya büyük ihtimalle yeniden seçildi herhalde diye tahmin ediyorum. Bir iade ziyarettir ve bu yasa dışı bahis operasyonunu önemsediğini biliyorum. Ali Yerlikaya'ya bir takım bilgiler vermişti. Belki onların takibiyle ilgili olarak da siyasi parti genel başkanlarına bir takım bilgiler aktarmak istemiş olabilir. Ama özetle bir Ankara çıkartması yaptı Ali Koç bu genel başkanları ziyaret ederek. Dediğim gibi Bahçeli ve MHP sahalara son derece güçlenerek dönmüş bulunuyor. Birçok olayda bunu zaten hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Meclis kapalı olduğu için salı sallanamıyor ama pazartesiler sallanıyor gördüğünüz üzere. Örneğin bugün yaşadıklarımızda da hiç şüpheniz olmasın ki Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti MHP dengesinde MHP'nin daha güçlü bir noktaya gelmiş olmasının büyük etkisi vardır. Bu tabii önümüzdeki dönemde aslına bakarsanız
siyasetteki bazı dengelerin de değişebileceğini gösteriyor. Ankara'da yeni partiler kuruluyor. Ankara'da yeni ittifaklar kuruluyor. Bu akşam Ümit Özdağ Tele1'de kayıt dışında konuğumuz olacak. Ümit Hoca'ya da soracağız. Ankara'daki bu yeni siyasi girişimler neye alamet? Bunların hepsini soracağız. Türk milliyetçileri diyebileceğimiz bir kanat yepyeni ittifaklar ve yapılar organize ediyor Ankara siyasetinde. Bu genel olarak Türkiye siyasetini makro olarak nasıl etkileyecek? Bütün bunların ötesinde kimsenin siyasetle falan ilgilendiği yok. Herkes geçim derdinde aslında ve ekonomi konuşmak istiyor. Ama siyasetçilerimiz, diyeyim ben size, devlet büyüklerimiz başka konularla daha yakından ilgililer. Ali Koç'a Ankara siyaset koridorlarında böyle bir destek varken Türkiye Futbol Federasyonu ise tam ters yönde bir açıklama yayınladı. Bir de onu ekrana getirelim. Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki oynanmakta olan bir maçta neden sahaya iniyor bir kulüp başkanı? Yanlış bir şeydir bu diyor. Şöyle göstereyim. Diyor ki misafir takım taraftarlarının tribün girişinde yaşanan hadiselerden sonra talimatlara aykırı bir şekilde Ali Koç'un sahaya inmesini doğru bulmuyoruz diyor. Tam metin şöyle. Bir dakika kendimi aşağı alayım. Buyurun, misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan bir takım olaylardan dolayı misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan, yani adamı bildiğin arkasından itiyorlar, yani yere yapıştırıyorlar, fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul de etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan olayların futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemli belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Önemli bir açıklama. Yeni seçilmiş bir TFF başkanı var, federasyon başkanı var biliyorsunuz. Hacı Ömer oğlu değil mi? Hacı Osmanoğlu mu yoksa? Ben hep karıştırıyorum. Hacı Osmanoğlu pardon. Ve kendisi şu anda Diyarbakır'da. İstanbul Spor ile Ahmet Spor'un maçını izlemek üzere bu gece saat 21'de bu maç Diyarbakır'da ve Diyarbakır'da çok enteresan fotoğraflar verdi. Mesela Diyarbakır'ın seçilmiş belediye başkanlarına gördüğünüz üzere milli forma armağan edildi. Ve bu fotoğraflar kamuoyuna bakın şöyle yansıdı. Orada ziyareti sırasında Diyarbakırlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz tarafından gayet sevgiyle karşılandı. Kendisi de Trabzonlu bu arada. İbrahim Bey de Trabzonlu. Tartışmalı bir isimdi. Federasyon seçimleri sırasında da hatırlayacaksınız. Bakın bu görüntülerle karşılandı. Ve gene seçilmiş Diyarbakır Belediye eş başkanlarının masasında Ahmet Spor'un formasının, sancaklarının, bayraklarının, flamalarının olduğu bir ortamda birlikte akşam yemeği yediler. Bir de videosu var, onu da gösterelim. Gördüğünüz üzere Futbol Federasyonu Başkanı Ahmet Spor'un bu gece 21'de başlayacak ve İstanbul Spor'la karşılaşacağı maçı öncesi bu şekilde ağırlandı. Diyarbakır'a ne zaman gitseniz, kim gitse, hangi koşullarla gitse aynen de böyle ağırlanır arkadaşlar. Onun için çok da laf etmeyin bence. Diyarbakırlılar muazzam, cömert insanlardır. Sofralarında da öyledirler, dostluklarında da öyledirler. Gerçekten de aynen de bu sofraları kendilerinin 3 kuruş parası olmasa ceplerinde dahi bir yerden bulup buluşturur bu sofraları kurarlar. Böyle insanlardır yani. Ben de Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçilmiş başkanını birçok alanda eleştirmeme rağmen bu konuda doğru bir şey yaptığını düşünüyorum ve kendisini kutluyorum. Diyarbakır'a gidip bu maçı orada. Çünkü zaten
Zaten de onun için gitti. Kardeşlik iklimine bir katkıda bulunmak için gitmek istiyorum demişti ve maçı da orada seyredecekmiş. Çok ilginç. Gene "May you live in interesting times" demiştim ya. Çok ilginç zamanlarda yaşamaya devam ediyoruz. Olaylar oluyor. Ben de size gündemi aktarıyorum. Bu arada Ahmet Spor'un şöyle şeyleri var, paylaşımları var. Bu gece tribünlerde böyle olacağız. Hepinizi destekleyeceğiz diye herkesi davet etmişler maça. Nasi de demiş ki inşallah takiye değildir, tarafsız davranır olaylara. İnşallah. İnşallah diyorum ben de, bekleyip göreceğiz. Okan hiç inanmamış, şirin gözükme çabası bunlar demiş. Bakacağız, göreceğiz ama gördüğünüz üzere Türkiye'de hiçbir şey siyasetten azade olamadığı gibi futbolda siyasetten azade değil. Zaten yargı öyle değil. Yani aklınıza ne gelirse hepsi doğrudan Ankara'ya, göbekten bağlı işler.